Benim orada ama anlamadım yani niye bu kadar bekledi Soner Çetin Başkan? Yani bu açıklamayı yapmak için. Şimdi bu 32 katlı bina daha dün, bugün veya bir hafta 10 günlük mesele değil. Tabii. 4-5 aylık mesele. Bu mektup olayı da herhalde bir ay, bir buçuk ay var. Burada da konuşmuşlar. Var. Yani niye bu meclis toplantısını bekledi? Niye şimdi böyle bir konuşma gereği duydu? Müfettiş raporları diyor ama ben şikayet ettim diyor. Müfettiş raporlarından sonra bence bu açıklamayı yaptı. Raporlardan sonra. Ondan dolayı konuştuğunu söylüyor. Bir de işte hafta içi biliyorsun ona bir şey at. 5,5 sene fiziki ve teknik takipten sonra öyle bir haber de çıktı elinde. 5,5 sene beni dinlediler. Fiziki ve teknik takip yaptılar. Onlara artık demişler ki yani tamam hiçbir şey yok. Evet. Oradan da hatta Rıfat Sarıma şeyi paylaşmıştı onun yayında, radyo yayında. Dosya numarasını falan da hangi mahkemede olduğunu. Ondan da şey yapmış. Ya şimdi işte Soner Başkan bazı şeyleri bunları zamanında konuşsa. Yani şimdi herhalde tamam belki iftiracıdan müfettiş raporu falan ama yani şimdi bu herkes basın üstüne giderken ya bu Ucu Bey'i kim niye izin veriyorsun? Çukurova Belediyesi nasıl buna göz yumuyor derken bunu söylemek için derdim müfettiş raporu gerekmiyordu. O zaman bunu söyleyemiyordu. Yok o zaman da yani. Açıklama yapmıştı ama yani biz ama üzerimize düşen şey, görevi yapıyoruz. Bu benimle alakalı değil. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda ben çekme payına bırakırım. Şu yaptığı konuşmayı yaptı mı o zaman Allah için yapmayın ya. Demedi ki o zaman. Evet. Çekti. Çok da böyle şey yapmadı. O zaman diyecekti. Kardeşim bunu iki bloklu yapabilirdi. 16-16. Ama bizle alakalı değil. Büyükşehir'in böyle bir imar, böyle bir boşluk var büyük şehirde. Bunu o zaman söyleseydi başkanı da yani başkan biraz da kendi kendini ama yıpratıyor. Ama işte yasal anlamda işte müfettişler ortaya ne koyar belki tabii. Onu bilemediği için ya da kendi yaptıkları başka şeyler de vardır onu elbette ki. Sonra bu iftiracılar bence bunların kim olduğunu gerçekten çok da iyi biliyor. Evet. Zaten o zaman da bize söyledik yani bunların olmayacağını çok yakışıksız olduğunu o zaman İnce Hanım'da evet. Özcan Bey de bana evet. Konuşurken. Bunların olmayacağını, kim de bu işlerin içine girdiyse karaktersizlik örneği olduğunu, hiç yakışmayacak bir şey olduğunu söyledik.